Merhabalar sayın takipçilerim. Esma'nın mutfağına hoş geldiniz. Bugün sizlere güzel bir börek tarifim var. Tavada börek yapacağız. Şöyle benim böyle saplı, uzun saplı bir Karadeniz tavam var. Bizim Karadeniz'de kızartma çeşitleri çok yapıldığı için her evde böyle bir tava bulunur. Şimdi ben sizlere tavada börek yapacağım. Çok nefis bir börek yapacağım. Öncelikle bir tane bütün yufkamı tereyağı sürmüş olduğum tavama tereyağı ile yağladım. Şöyle yufkalımı seriyorum. Şöyle bir düzgün şekilde yufkamızı alta yerleştirelim. Çok nefis bir börek yapacağız. Videomun sonuna kadar izlerseniz böreği nasıl yapmışım görürsünüz arkadaşlar. Şimdi tavamı kenara çekiyorum. Sosu için 2 adet yumurta. Şöyle yumurtamızı biraz dağıtalım. Şöyle bir su bardağı süt. Şöyle yarım su bardağı sıvı yağ ilavesini yaptıktan sonra sosumuzu iyice karıştıralım. İç harcı olarak ben patates kavurdum. Patatesleri haşladıktan sonra bir baş soğanla kavurdum. Baharatlarını ilave ettikten sonra bir miktar maydanoz koyup harcımızı hazırladım. Şimdi yapmaya devam edelim. Yapmış olduğumuz sostan şöyle yufkamızın her yerine gelecek şekilde ıslatalım. Fırçayla her tarafına sürelim. Şöyle bir kabın içerisine su alalım. Su böreği tadında nefis bir börek yapacağız. Şöyle yufkalarımı önce ortadan ikiye böldüm. Tekrar bir daha bölüyorum. Bölmemin sebebi rahat çalışabilmem için. Şöyle suda ıslatıp yufkalarımızı serelim. Yırtılması hiç problem değil. Su böreği lezzetinde şahane bir börek olacak. Suda hep bütün yufkalarımızı suda ıslatmamız gerekiyor. Lezzeti yakalamamız için bu şart. Tekrar sosumuzdan yufkamızın üzerine sürelim. Toplamda 5 yufkamız var. Tam ortalayınca harcımızı dökebiliriz. Böreğimizin tam ortasına koyacağız. Harcımızı yeterli olacaktır. Patateslerimizi iyice serdikten sonra tekrar ıslattığımız yufkaların üzerini kapatmaya devam ediyoruz. Bir katına sosumuzu sürmeyi unutmayalım. Her katına soslayalım. Sos
son yufkamızı da koyduktan sonra yanlardakini üzerine doğru çekeceğiz. Şu kısma da biraz sos döktükten sonra yanları içe doğru çekelim. Üzerine kenarını da yufkalarla kapatalım. Bu şekilde yaptıktan sonra şimdi ocağımıza böreğimizi pişirmeye götürelim. Şimdi tavamızı ocağımıza aldık. Böyle tavamın kapağını da kapatıyorum. Şöyle tavamızı arada çevire çevire, şöyle kenarlarından çevire çevire kısık ateşte kızartalım. Arada çevireceğiz tavamızı. Kısık ateşte. Dikkatli bir şekilde kızartalım. Tavamızı çevire çevire çok kısık bir ateşte kızartmaya devam ediyorum. Arkadaşlar desteklerinizi bekliyorum. Abone olmadan beğeni bırakmadan geçmeyin. Ufacık da olsa bir imajı bırakın. Hepinize teşekkür ediyorum. Böreğimi kızartmaya devam ediyorum. Böreğimizi böyle kısık ateşte kızartalım. Arada da böyle altını bakalım kızarmış mı diye kontrol edelim. Kızardığı anda ters çevireceğiz. Böreğimiz güzelce kızardı. Şimdi ters çeviriyoruz. Kapağımızı alıyoruz. Şu şekil. Hop. Ters çevirelim. İçerisine bir miktar tereyağı atalım. Şöyle birkaç damla da sıvı yağ ilavesi yaptıktan sonra yağımız eriyene kadar bekleyelim. Yağ eridi. Şimdi böreğimizi yavaşça tavamıza yerleştirelim. Tarafını kızartırken tavamızın kapağını kapatmayalım. Kısık ateşte aynen yavaş yavaş kızartmaya devam edelim. Böreğimi nar gibi kızarttım. Şöyle ortadan ikiye keselim. Yaklaşık 20 dakikada kızarttım. Yavaş yavaş böreğimizi kızarttık. Çok güzel oldu. Su böreği gibi yumuşacık oldu. Dışı çıtır çıtır. Çok sıcak elimi yakıyor. Görüntüyü görüyorsunuz arkadaşlar. Harika bir böreğimiz oldu. Böyle katları ayrıldı. Çok şahane oldu. Umarım sizler de beğenir yaparsınız. Desteklerinizi bekliyorum arkadaşlar. Abone olmadan, beğeni bırakmadan geçmeyin. Hepinize teşekkür ediyorum. Sağlıklı kalın. Sağlıcakla kalın. Şu şekil böreğimi de göstereyim sizlere. Böreğimi kare kare keseceğim.